Ataşehir'de sapık alarmı var. İddiaya göre bir adam geceleri pencerelerden tırmanıp evleri gözetliyor. Evimizde korkuyla oturuyoruz diyen mahalleli de haliyle isyanda. Bir gürültü duyuyoruz biz evin içerisinde. Perdeyi şak diye açtı, yüz yüze geldik. Ben olayı ilk yaşadığımda aslında bunun komşum olamayacağını düşünmüştüm. Perde açık, bir yüz surat gördüm. Seni bilmem ne yapacağım, sonra seni öldüreceğim lafını duydum. Kendi evlerinde diken üstünde yaşıyorlar. Çünkü iddialarına göre haftalardır röntgenci komşuları tarafından taciz ediliyorlar. Evimizde sonuçta rahat bir şekilde dolaşıyoruz. Ve adam bunu izlemiş. Belki de beni yolda işte sarhoş bir şekilde gelip ağzımı kapatacaktı vesaire. İlla ölmem ya da benim tecavüze uğramam gerekmiyor. Ataşehir Esat Paşa Mahallesi'nde sapık alarmı var. İddiaya göre bir adam geceleri dışarı çıkıyor, korkuluklardan tırmanarak evlerin içini gözetliyor. Bir iki defa karşılaştık, görmüştüm. Arkadaşım şurada hemen demir parmaklığı görüyorsunuz. Orada bir el görüyor. Açtığında beyefendiyle yüz yüze geliyorlar. Sen ne yapıyorsun diye dediğinde şuradan atlıyor beyefendi. O komşu kaçarak izini kaybettirdi ama tacize uğrayan kadınlar onu görünce tanıdı. Cuma günü sokakta bir ses duyuyorum. Yan tarafta bir kadın polisi aramak üzere. Pencereyi açıp ona sadece şu soruyu sordum. Size de pencerenizden biri mi baktı yoksa? Perdeyi şak diye açtı, yüz yüze geldik. Evlerimiz karşılıklı olduğu için ben artık bu apartmanda, bu dairede oturamıyorum. Hatice Üstbaş ve komşusunun tek isteği o komşunun cezalandırılması. Çocuklar burada oynuyor. Çıkmaz sokak burası. Bu sapıkça bir durum.